merhaba, ben Ümran Safter. Kadın Olmanı Günahı filminin yapımcısı ve yönetmeniyim. Bu benim 4. uzun metraj filmim. Daha önce de Ara Güler'le ilgili İstanbul'un Gözü, Sevan Bıçakçı ile ilgili İstanbul'un Mücevher'e Sığdıran Usta ve Saraydan Bakmak isimli 3 uzun metraj belgesel film yaptım. Hatta bu filmde Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Köln'de de gösterilmişti. Güzel gösterimler yapmıştık. Kadın Olmanın Günahı, özellikle Nezih Muhittin'in ama arka planda Osmanlı'nın geç dönemi ve erken cumhuriyetteki kadınların hak mücadelesini anlatıyor. Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var. Her yıl 5 Aralık'ta 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin bilmem kaçıncı yıl dönümü diye anılır. Gerçekte öyle mi? Yani bu hak kadınlara yukarıdan bahşedilmiş mi? Yani o dönemin iktidar tarafından verilmiş bir hak mı? Hiç kadınlar bunun için mücadele etmemiş mi? Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in erken döneminde kadınlar kendi hakları için hiç mi savaşmamışlar, hiç mi bir şey yapmamışlar? Biz bunu araştırırken karşımıza Nezihe Muhittin karakteri çıktı. Çünkü Nezihe Muhittin şöyle bir karakter, muazzam bir yazar, kadın hakları savunucusu, belki Cumhuriyet'in İlk partisinin kurucusu, Kadınlar Halk Fırkası. Partiyi kuruyorlar, dilekçelerini veriyorlar valiliğe ama 6 ay sonrasında maalesef partinin kuruluşu engelleniyor. Daha sonra Kadınlar Birliği kuruluyor ve bu şekilde mücadelesine devam ediyor. Şimdi dediğim gibi Osmanlı'da başlayan bir kadın hakları mücadelesi var. Tanzim Hak'la birlikte kadına ilk defa dergiler aracılığıyla seslerini duyurmaya başlıyorlar. Önce Gayrimüslim Kadınlar dergi çıkartıyor. Seyli ve Gitara ismiyle. Ardından Müslüman Kadınlar dergi çıkartmaya başlıyorlar. Ve ikinci meşrutiyete geldiğimizde kadınlar 30'a yakın dergi çıkartıyorlardı. Bu dergilerde hem kendilerinin günlük sorunlarından bahsediyorlardı hem de siyasi hakla ilgili çok önemli makaleler ve yazılar yazıyorlardı. Aynı zamanda dünyada kadın hakları açısından ne tür mücadeleler verildiğini de takip ediyorlardı. Çünkü bu kadınlara baktığımız zaman hepsi hani okur yazar kadınlardı, yabancı dil biliyorlardı, dünyayı takip ediyorlardı. Nezihe Muhittin de öyle bir kadındı. Çok iyi yetişmiş bir kadındı. İşte kuzenleri vasıtasıyla Nakiye Hanım, o zamanki Kadınlara Mahsus gazetenin önemli yazarlarından biri Nakiye Hanım. Onun vasıtasıyla aslında kadın hak mücadelesine bir şekilde dahil oluyor. Daha sonra dergi çıkartıyor. İşte Cumhuriyet'le birlikte daha fazla siyasi hak talebinde bulunan yazılar yazmaya başlıyor. Kadınlar Dünyası gazetesini çıkarmaya başlıyor. Ve daha sonra da 1923'e geldiğimizde daha Cumhuriyet Halk Partisi kurulmadan bir kadın partisi kuruyor arkadaşlarıyla birlikte. Valiye dilekçe veriyor. Maalesef engelleniyor bu kuruluş dilekçesi. Kabul edilmiyor. Ardından Kadınlar Birliği'ni kuruyor. Yine siyasi hak taleplerine devam ediyor Nezihe Muhittin. Ama yine ne yazık ki belki hak talepleri çok aşırı bulunuyor. Kadınlar Halk Birliği bir şekilde komployla kapatılıyor. Nezihe Muhittin'le ilgili çeşitli davalar açılıyor. İşte yolsuzluk davası vesaire. Bir dönem sessizliğe bürünüyor. Dernekten ihraç ediliyor Nezihe Muhittin. Latife Hanım dernek başkanı oluyor. Bir süre hakikaten sessizliğe gömüyor. Biraz hayal kırıklığı oluyor Nezihe Muhittin'de. Daha sonra kendini romanlara veriyor. Romanlar yazıyor Nezihe Muhittin. Ve 40'lı yıllardan sonra da kendisinden pek haber alınamıyor. Çünkü çevresinde kimse kalmıyor. 1958 yılında da 10 Şubat hayata gözünü büyümüyor. Kimilerine göre Lapa Hastanesi'nde, bir akıl hastanesinde ölüyor. Kimine göre evinde yalnız tek başına vefat ediyor kalp krizi nedeniyle. Ama biz bu bilgilere ulaşamadık bir türlü. Filmimiz 60 dakikalık uzun metraj film. Daha ziyade canlandırma, arşiv görüntüleri ve animasyona dayanıyor. Pek çok kadınla röportajlar yaptık. Neredeyse filmimizde konuşanların tamamı kadın. Sadece
Eşref Bey, Eşref Yıldırım, Nizamettin'in bir portresini çizdiği için onunla kısa bir röportaj yaptık. Bu anlamda bu filmin aslında hani bu mücadeleyi anlattığı için belki Türkiye'de ilk kez böyle bir film yapıldı. Hani ilk diyebilirim. Belki önemli bir kapı da açacağını farz ediyorum. Bundan sonra belki o dönemki o kuşak kadınlarla ilgili başka yönetmenler de film yapacaktır diye tahmin ediyorum. Belki haklarında daha fazla biyografik kitaplar yapılacaktır diye umuyorum. Biz çünkü film yaparken hakikaten kaynak noktasında çok zorlandık. Çünkü elimizde sadece Yaprak Zihnoğlu'nun yazdığı Kadınsız İnkılap kitabı vardı. O da daha ziyade biyografi değildi Nezihamettin'le ilgili. Kadınlar Halk Fırkası'nı ve Kadınlar Birliği'ni anlatan bir kitaptı. Bu anlamda kaynak sıkıntısı epeyce yaşadık. Çok fazla kütüphanede teşriki mesai yaptık açıkçası. Çok uzun sürdü bu anlamda araştırma sürecimiz. O dönemki bütün gazeteleri ve dergileri taradık. Hakikaten hani bu da bize çok şey kattı. Çok şey öğrendik diyebilirim bütün bu araştırmalarımızdan. Çünkü karşımızda hakikaten muazzam bir kadın mücadelesi ve o dönemin hakikaten kadın feministleri çıktı. Sadece Nezihe Muhittin değil, pek çok kadın o dönem mücadele ediyor. Ta Osmanlı'dan, Tanzimat'tan başlayan ve Cumhuriyet'te devam eden bir mücadele. Önce dergiler aracılığıyla, işte daha sonra gazete, sonra dernekler aracılığıyla, hatta hani Balkan Savaşı'yla birlikte bizzat fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar kadınlar. Çünkü erkekler cepheye gidiyor, kadınlar fabrikalarda çalışmaya başlıyor. Okullaşıyorlar, üniversitelere, okullara gitmeye başlıyorlar ve seslerini daha çok duyuruyorlar. Belki kadınların 1923'teki Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte belki bir tür hani Nezihe Muhittin özelinde söyleyebilirim. Hayal kırıklığı bu olmuştur. Çok mücadele ettiler. Onlar da erkeklerle birlikte omuz omuza savaşlarda cephede olmasalar bile cephe arkasında mücadele ettiler, çalıştılar ve Cumhuriyet'le birlikte artık çok şeyin değişeceğini tahmin ediyorlardı. Öyle umuyorlardı en azından ama öyle olmadı. 23'ten 34'e 11 yıllık bir gecikme yaşandı kadınları seçme ve seçilme hakkı açısından. Ama yine de baktığımız zaman pek çok dünya ülkesiyle karşılaştırıldığında erken bir tarih. Bizim zaman kadınların seçme ve seçilme hakkı. Ama Nezihe Muhittin ve arkadaşları için tabii ki geç bir tarih. Filmimizde bütün hani bunları anlatmaya çalıştık. Hani Osmanlı'da başlayan, Cumhuriyet'te devam eden kadın hakları mücadelesini anlatmaya çalıştık. Benim pek filmografimde çok özel bir yeri var bu açıdan. Çok severek çalıştım bu filmde. Ben de çok şey öğrendim. Çünkü pek çoğumuz ne Nezihe Muhittin'i tanıyoruz ne de diğer kadınları tanıyoruz. Çünkü tarih kitaplarında bize öğretilen figürler değil bunlar. Nezihe Muhittin hiçbir tarih kitabında ismi geçmiyor. Tamamen unutturulmuş, belki susturulmuş bir kadın. Sadece o değil, diğer kadınlar da öyle. Mesela Fatma Aliye, ilk roman yazarımız. Çoğumuz bilmiyor ismini. Bütün bu kadınlar hakikaten daha fazla aslında tarih kitaplarında yer almalı. Hani genç kızların, kadınların rol modelleri olmalı belki bir tür. Bu açıdan baktığımız zaman hani ben bu filmi kıymetli buluyorum. Belki hani daha bu yüzden de çok da ilgi çekti. Pek çok festivalde gösterildi. Özel gösterimlerde izleyiciyle de buluştu. Ve herkesin ilk tepkisi şu olmuştu. Ya biz Nezihe Muhittin'i bilmiyorduk. Ya da diğer kadınları bilmiyorduk. Niye bize öğretilmiyor? Niye bunlar tarih kitaplarında yer almıyor diye. Belki bu da bir adım olur. Bir gün mutlaka bu kadınlar da kitaplara girecektir diye tahmin ediyorum. Hakikaten Nezihe Muhittin'e baktığımız zaman filmimizde de konuşmacılar söylüyor. Yalnızlaştırılmış, susturulmuş kadın, terk edilmiş. Belki ona bir ses açmışızdır bu film aracılığıyla. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Yunus Emre Enstitüsü'ne. Gösterimi düzenledikleri için online de olsa herkese keyifli seyirler dilerim.